Suikastlar, faili meçhul cinayetler, hortumlanan bankalar, darbeler ve Müslümanların baskı altına alınması. Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biri olan 90'lardan bahsediyoruz. Bu dönemde FETÖ'nün karanlık yapılanmasını ve dış bağlantısını tespit eden Cumhurbaşkanı katledilmiş, Eşref Bitlis Paşa, Çetin Emeç, Uğur Mumcu ve Aselsan mühendisleri diye uzayıp giden cinayetler işlenmişti. Sivas hadiseleri, Sivas'ta 35 kişinin ölümüne ve 60 kişinin yaralanmasına neden olan olayların ardından tam bir sessizlik hüküm sürüyor. Başbağlar katliamı, teröristlerin katliama giriştiği Kemaliye'nin Başbağlar Köyü savaş alanı gibi. 28 Şubat darbesi, Refah Partisi'nin kapatılması, Ankara'da Fazilet Partisi'ndeki gelişmeler dikkatle izlenirken İstanbul'da gözler türban eylemindeydi. Hazine ve bankaların hortumlanması, Sayın Başbakanım, al ben bir esnafım, ben bir esnafım. Başbakan Necmettin Erbakan Hoca ve İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak getirilmesi hadisesi diye uzayıp giden sayısız gelişme yaşanmıştı. Binaneler çünkü, kubbeler mihver. O günlerde devlet ve medya Müslüman avına çıkmıştı. Medya hem fişliyordu hem de tetikçilik yapıyordu. İlk defa burada açıklıyorum. Evet. Bana sorarsanız 28 Şubat'ta Erbakan hükümetini deviren Fethullah Gülen ve adamlarıdır. 28 Şubatçıların ortağı FETÖ'cü polisler kendilerinden olmayan kesimlere operasyon üzerine operasyon çekiyordu. Milli güvenlik kararlarının siyasetteki yeri nedir? Bana göre onlar masumdurlar. Eğer işin içinde bir hata varsa bu bir iştahat hatasıdır. Hatta fakihlerin mülazasıyla da yaklaşılabilir. İştahattaki hatalar bir sevap kazandırır, isabet olursa iki sevap kazandırır. PKK'nın şehit ettiği asker, polis ve sivil sayılamayacak kadar çoğalmıştı. NATO gladyosuna mensup sabotajcı askerler, hakimleri, savcıları, gazetecileri, iş adamları ve sivil oluşumları genelkurmayda toplayıp emir üstüne emirler yağdırıyordu. Devlet bankaları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, başta medya patronları olmak üzere askerlerin münasip gördüğü hortumcu iş adamlarına peşkeş çekiliyordu. Cumhurbaşkanından genelkurmay başkanına, başbakandan bakanlara, kuvvet komutanlarından sivil bürokratlara, hakimlerden gazetecilere dek pek çok makam, Mason, sabetaycı ve pakrodinilerce işgal edilmişti. Tanklar sadece Sincan'da yürümüyor, silah sesleri gazete manşetlerinden duyuluyordu. İş dünyası yeşil sermaye adıyla fişlenerek iflaslara sürükleniyor, muhalif gazeteci ve iş adamları haftalarca devlet güvenlik mahkemelerinde sorgulanıyordu. İmam hatipleri kapatmak için meslek liseleri bile feda edilmişti. Milletin her yaptığı suç sayılıyordu. Bu alınmış olan karar, bir kere daha ifade ediyorum, tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Milletin seçtikleri görevden alınıyor, tutuklanıyor ve muhtar bile olamayacak manşetleriyle aşağılanmak isteniyordu. Hasılı ülke kapkaranlıktı. Tek dertleri irtica ve mürteci adını taktıkları Müslümanlardı. Müslümanların iktidarda kalıcı olmaları en büyük korkularıydı. Eğer Müslümanlar iktidarda kalıcı olursa Türkiye'nin gelişmesi, borçlar ve sömürücü asalaklardan kurtulması ihtimali vardı ve bu da onları korkutmaya yetiyordu. Neredeyse bir asırdır hükmettikleri, zulmettikleri, hortumladıkları devletin ellerinden kayıp gitme ihtimali kabusları olmuştu ve her sabah yeni bir kabusla uyanıyorlardı. Maskeleri Atatürkçülüktü. Her ne melanet yapıyorlarsa bu maskeyle yapıyorlardı. Türk değillerdi. Müslüman hiç değildiler. Aksine İslam'a açıkça hakaret ediyorlardı. Bırakınız ülkenin bir köşesinden diğer köşesine gitmeyi, bir şehirden diğerine bile gidilemiyordu. Sakal, başörtüsü, takke, tesbih bile suçlanmanız için yeterli gerekçeydi. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum. Ve uygulanacak. Uygulanacak. Yani. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Uygulanmazsa bırakır mısınız hükümeti? Şimdi sanıyorum yani başka çaresi yok, uygulanacak. Zulüm ayyuka çıkmıştı. İkna odaları kurulmuştu. Sokaklar gösteri alanlarına dönüşmüş, dayak ve işkence günün sıradanlıklarındandı. Zulümlerinin 1000 yıl süreceğini haykırıyor ve yağlı kazıklardan söz ediyorlardı. Cinayet işliyorlar ve işledikleri cinayetlerin neredeyse tümünü Müslümanlara fatura ediyorlardı. 28 Şubatçıların görünmeyen eli FETÖ, devletin her yerine nüfuz ediyordu. Gülen'e ait birkaç kaset yayınlanarak gerçekte Gülen korunuyordu. FETÖ'cülerse diğer Müslüman grupları fişliyor, baskı uyguluyor, tutukluyor ve hatta infaz ediyordu. Tabiri caizse her yer muz kabuklarıyla döşenmiş, taşlar bağlı, köpekler tasmasız ve serbestti. Isırmanın suç sayılmadığı zamanlardı. Para pula çevrilmişti, ülke IMF ve Dünya Bankası'na ipotek edilmişti. Ne gözleri ne de mideleri doyuyordu. Her yeri karanlıklar basmıştı ama bu koyu karanlık aydınlığın habercisiydi. Aydınlığa erişmek kolay olmadı ancak bu kez de Müslümanları zenginleşme afeti bekliyordu. Cinayetin! Korkma! Cinayetin! Korkma!
70 ve 80'lerin imtihanından fazla hasar almadan çıkan mütedeyyin kesim 90'ların karanlığında önemli ölçüde sinmişti. Ardından ağır ağır gelen varlık, görülmemiş bir sarhoşluğa ve o sarhoşluğun verdiği değişime, düşmanına benzeme harabiyetine sebep oldu. Mahalleler, evler, hanımlar başta olmak üzere değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Mücadele edilen örtü bir aksesuara dönüştü. Dava sadece adliyelerde görülen bir mefhuma evrildi. Dün unutuldu, bugün heba edildi, gelecek diye bir dert kalmadı. Biz, biz olmaktan çıkıp mücadele ettiklerimizle aynılaştık. Biz 90'ların karanlık Türkiye'sinden bazı kesitleri size sunalım. Sizse manevi zaviyeden 90'lar mı karanlıktı, yeni ahvalimiz mi kararını verin. 90'ları sayfalara sığdırmak asla mümkün değil. Biz gerçek hayat olarak özet bir fotoğraf sunmaya çalıştık. Takdir sizin. Türkiye'nin karanlık yılları gerçek hayatın 90'lar özel sayısında.